Merhaba arkadaşlar, şimdi size yoğurt tarhanasını anlatacağım. Bunu ben yapmadım, kayınvalidem yaptı. Onu da buradan kulaklarını çınlatıyorum. Yarma ve yoğurtla yapılıyor. Yazın güneşte iyice kurutulduktan sonra oldukça sert, gördüğünüz üzere böyle takır takır. Bunu akşamdan suda bekletiyoruz. Şöyle bir keşkek gibi düşünebilirsiniz. O kıvamı alıyor neredeyse. Sonra sıcak su ekleyip ekstra içine güzelce bir çorba kıvamına getiriyoruz. Birazcık daha koyu isterseniz o şekilde de yenilebilir. Ve tereyağını üzerine şöyle tereyağını eritip bu taraftan da tereyağını eriteyim. Kızım bu tarhanayı çok seviyor. Ben de paylaşmak istedim. Anneler her gün hangi çorbayı yapsam, hangi çorbayı yedirsem diye düşünürler. Üzerine tereyağıyla biraz keşkeği andırıyor. Hatta baharat da koyarsak biraz tadını değiştirebiliyoruz ama oldukça lezzetli. Güzel bir tarhana. Taraftan da dibini hemen tuttuğu için karıştırmak lazım. Tereyağımız da burada eriyor. Eriyen tereyağını üzerine döküyoruz. İsterseniz kırmızı biber, kekik, istediğiniz baharatlardan da ilave edebilirsiniz. Oldukça lezzetli, güzel bir yemek. Aslında yemek yerine de geçer. Yani az sulandırdığınızda keşke kıvamı verdiği için ben sadece tereyağı tercih ediyorum. Biraz bol olursa daha da güzel oluyor. Evet, camı camı şöyle göstereyim. Yoğurt tarhanası diye geçiyor. Çok da basit, pratik bir çorba. Şu an tam olarak pişti. Afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.